diye soracaktım da. Adınızı da söyler misiniz? Yeni bir firma. At soyad Nizam. Erol Demir. Tamam. Yeni bir firmam geldi de bana bu kas ajansı bünyelerinde oyuncular var. Zaten program buradan kaynaklanıyor. Şimdi 80 tane 100 tane oyuncularla anlaşma yapmışlar kendi aralarında ama oyuncuların hiçbir tanesinin sigortası yok. Evet. Şu anda dizilerde, televizyon dizilerinde oyuncu ihtiyacı olduğu zaman buradan oyuncu gidiyor. Bizim firmadan oyuncu gidiyor, bizim firma fatura kesiyor, 9 ben 10'a göre kesiyorlar. Ama şimdi karşı firma şunu sormuş, sigortalılar mı değiller mi? Aynen sorarlar. Şu 59 ayı yani, katma değer esnikleri yayınlandı. Ona göre sigortalıysa tevkikat var. Sigortalı, bizim firmamızın sigortalı kas ajansında sigortalıysa, kas ajansının müşteriye kestiği faturada tevkikat var. Sigortası tevkik. O yüzden kastıracağız. Kestikleri faturalarda atıyorum şu personel bizde sigortalıdır veya değil. Zaten oyuncu ismini istiyorlarmış. Evet faturada. Yani. Fakat burada problem bu. İkinci problem var burada. Kastıracağız. Bir vergi sorumluluğu var burada. O yolladığı insanların da vergisel sorumluluğu var diyoruz. Onları serbest meslek faaliyeti kapsamına almak gerekiyor. Almalı. Ben onu sonra şöyle diyeyim. Veya çok kaçak yapıyorlar. Ya da arizi ise şimdi bakın şu an arizi ise yani ben atıyorum, ben oturuyorum, bana bir oyundan bir teklif geldi, hiç mükellef değilmiş bir şekilde gittim. Bir kere bir oyunda oynadım, o taahhütnameyi alacak. Ama sürekliyse, üstad çok güzel bir şey söyledi. Kast ajansı onun serbest meslek erbabı olmasını sağlayacak. Onu yapacağız zaten. Ve onunla olan ilişkisini serbest meslek uzuna dayandı. Peki hocam, o mesela oyuncular şöyle, şimdi anlaşma yapmışlar 47 tane oyuncu ama mesela oyuncunun bir tanesini istiyorlar, 3 gün çalışıyor sette oyuncu. 3 günlük mü sigortası olacak? Hayır arkadaşlar, sigorta yapmak zorunda değil. Sigorta. Bir kez daha, sigorta. O yüzden oyuncular dün feryat ediyorlar evet, bizi. 4 daha kapsamına alın diyor oyuncular biliyorsunuz. Dün sigorta oyuncular yiyorlardı. Evet. Kas ajanslarının sigortası, çünkü kas ajansı ne biliyor? Hizmet alıyorlar. Evet. Orada bir iş gücü yok. Aracılık. Bir emir komuta yok yani. Yani geri ver 61'e göre bir şey yok. Tamam. Evet. Şimdi, Yaşar Arslan, bitmene bakalım. Ne? Yaşar Arslan. Buyurun Yaşar Bey, buyurun. İki tane sorum olacak. Biri yemek hizmetleri, yemek firmasının kestiği faturalar, evet. Yani yemek hizmeti verdiği firmalara kestiği faturaların tevkifat konusu A'ya ve B'ye göre farklı tarz ediyor mu? Bakayım ona çünkü bir an unutuyorum çünkü bir bakayım. A'ya göre yani. Bir bakabilirim. Evet. B'ye göre. A'ya yok. Aksi taktirde o zaman her yedirin demek de. İkinci sorumda ağaç ve ağaç orman ürünleri de yine sanırım evet. Kapsamda B'de var, A'da yok. Evet, aynen öyle. Evet, aynen öyle. Yani emin olmak için soruyorum. Aynen öyle. Evet. Lütfen bunları şey yaparken yazsanız çok iyi olur. Bak ben size bir tane şey... Pardon hocam. Orman ürünlerini tam açıklayabilir miyiz? Tam açıklayabilir miyiz? Orman ürünlerini rica edeceğim. Daha gelmedi buraya. Şimdi ben şöyle bir yani nasıl alma imkanınız varsa alın. Basit bir ayrım olarak ifade ediyorum. Başka bir kardeşimizin çalışmadan yararlar. Şimdi söylüyorum sırayla. Şimdi 312B yani belirlenmiş hizmetler diye geçer. Yapım işleriyle bu işlerle birlikte ifade eden mühendislik, mimarlık, etüt, proje hizmetleri 2 bölü 10 kim? 312B. Hep 312B'leri söylüyorum. Etüt, plan, proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 9 bölü 10 aynı 312B. Makine, tesisat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onar hizmetleri yine 312B 5 bölü 10. Yemek, servis ve organizasyon hizmetleri arkadaşım sordu. 312B 5 bölü 10. Bir tane daha söyleyeceğim. Her türlü baskı ve basım hizmetleri yeni gelen 5 bölü 10 312B. Bunlar 312B. Hocam bunların dışındakiler... Şimdi bunların dışındakiler hem 312B var hem A var. Hem ikisi de var yani. Anladım, her ikisi de var. Anlaştık. Yani bir anahtar diye böyle bir... Evet, evet. Diye. Evet, soru. En arkadaki arkadaşım. Ha bir de alim kardeşimiz var. Önce alim sözü aldı. Hacı müsaade edersen bir şey bakma. Yani aslında biraz açıklama, biraz katkı olurlar. Bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Sıkıcı alımları eskiler... Bir dakika. Sükuneti biliyorsun başkanın bir görevi vardır. Başka bir altı da yaramaz ama. İş gücü... Bir dakika. Önce sükuneti sağlayalım. Şimdi bu biliyorsun esas temel görevim. Sükuneti sağlayalım ki herkes iyi anlasın ve paylaşsın. Buyurun. Şimdi, konuşmuyoruz değil mi? Hepimiz dinliyor değil mi? Ben iş gücü alımları eskiden de 9 bölüm tevkifat vardı.
sizin yani çok güzel bir açıklama yaptınız ya. Ben büyük ölçüde bu temizlik işi yapan müşterimler özellikle o ayakları olmuyor, temizlik işi yapıyor. Şimdi burada olay biraz dediğiniz gibi buradaki personel mandasının tamamen denetiminin karşı firmada olmasından kaynaklanıyor. Ama eskiden mesela onun dışında sizin emrinize şöyle bir AVM'yi düşünün. Tamamen AV yönetiminin emrindeyse bu iş, bizim personelimiz. Orada 9 böyle tevkiyat var, iş gücü alınıyor. Ama eskiden oraya sadece sizin denetiminizde yürüyorsa şey yoktu, tevkiyat yoktu. Şimdi buna da tevkiyat gelmiş oldu. Yani böyle var. Orada bir tevkiyat söz konusu. Yani o temel ayrım şu anda eskiden hiç tevkiyat olmayan şeyde. O iş gücünden çıkarıldı o yani. Ayrı bir bentte. O temizlik, çevre ve bahçe bakım yani o iş gücünün kaptan alındı. Temizlik o ayrı bir bent olarak alındı. Yoktu, şey. Yoktu şimdi iyi geldi. Şimdi evet, temizlik geldi. Evet. Sağ ol Halimciğim. Evet, arkadaşımızın bir şey var. Sonra da sevgili Mustafa Çelik. Hocam ben iki tane soracağım. Birinde bir prodüksiyon şirketimiz var. Ortaklardan bir tanesi menajerlik yapıyor, bir tanesi oyuncu. Ve bu dizilerde oynuyor. Faturada da ismini istiyorlar. Biz tevkifat uygulamıyoruz buna. Karşı taraf da uygulamıyor. Yanlış ortaklardan biri mi dediniz? Ortaklardan biri. Şirket adına mı yapıyor? Şirket adına yapıyor. Yani fatura kesecek. Sadece fatura kesiyor ve tevkifat uygulanmıyor. Başka çünkü aynen. Herhangi bir sigorta arkadaşlar sadece bir dakika sana söz vereceğim zaten. Sen cevaplamıyorsun. Evet. Bitti mi? Birincisi o. İkincisi de bir monitör toplama işimiz var. Biz şimdi işçi kahvesine adamlar buluyoruz ve bazı adamlar alışkanlık oldu. Mesela her ay aynı adam geliyor, parasını ödüyoruz, bize bu sosu kesiyoruz. Şimdi bu geri vergisi mütevif mi olacak bu taşıma yaptırdığımız adamlar? 50 lira para veriyoruz, bir gün işte arabalara monitörleri dolduruyor. Biz bakımlarını yapıyoruz, ertesi gün tekrar geliyor, tekrar bankalar dağıtımlarını yapıyor ve gider sosu karşılığında parasını ödüyoruz. Yani gider bir dakika. O kamyonetçi mi dedi? Taşımacı mı? Hayır hayır. Adam tamam, içi kahvesini alıyor o zaman. Peki şimdi Erol kardeşim bunu yapacak. Şimdi birincisi şirket kapsamında yapılan, yani siyah şirket faaliyeti yapılan teslimlerde tevkifat yok. Tamam mı? Birincisi, birinci soru bu. İkinci soru olarak da arkadaşlar, bir de tozu kime düzenleniyor? Hayır, vergiden muaf esnaf için yani. Eğer gelir vergisi 61'e girmiyorsa, yani sürekli olarak aynı insan belli bir işin yönetimde çalıştığı dışarıdan bir insanları alıp yapıyorsak tevkifat olmaz. Gelir vergisi aynen şey var. Gider sosyal düzenlenmesi lazım. Gider sosyal yapabilirsiniz bu işi. Gider sosyal yapabilirsiniz zaten ama o soruda sürekli var. Soruda sürekli var. Aynı kişi mi? Aynı kişi. Yani gidip aynı insanın mı? Aynı kişi. Şey olsun. Aynı kişi. Bazen ayda kişi geliyor. Burada gelir ve sizi takdim yapıyor. Vergiden muaf esnaf. Ben bir şey diyeyim. Vergiden muaf esnaf. Şimdi tamam anladım. Şimdi ver bir Erol kardeşime katkı ilaveten söyleyeyim. Şimdi bakın eskiden neydi? Bir götür usul, gerçek usul vardı değil mi? Şimdi götür ifadesi var mı? Yok. Bunun adı ne oldu? Basit usul oldu. Şimdi basit usul nedir de? Basit usul yapmış olduğu hizmetlerde ne yapacak? Fatura kesecek. Kadeve alacak mı? Hayır, kadeveden istisna. Örneğin bir kamyonette bir yerden bir şey taşıtırdınız. Basit usule tabi. KDV'siz fatura düzenleyecek ama fatura düzenleyecek, dikkatini çekerek. İşte defter tutmayacak, bilmem ne yapacak falan filan, vay bir konu, basit üstüne tabi olur. Ama fatura alacaksınız, KDV'siz fatura. Şimdi, peki o zaman gider pusulası nerede? Şimdi gider pusulasına baktığımız zaman, demek ki eskiden götürü usule tabi olana gider pusulası imzalatıyorduk ya da vergiden muaf esnaf ve kişilere. Şimdi bakar, o zaman götürüsü kavramı çıkınca tarifin gerisinde kim kaldı? Vergiden muaf esnaf tabiri de bu basit usulle aşılmış oldu. Yolların belge sahibi olması lazım. Söyleyeceğim. Diğer onun dışındakiler kimler? İşte hamallar, temizlik işçileri, evlerinde tüccara bağımlılık olmamak şartıyla nakış, el örgüsü, tel örgüsü yapan hanımlar Ayşe ya da Ayşe Hanım doğru. Mehmet Bey de olabilir, ekmek parası kazanmak için ne yapsın? Evinde ama, değil mi? Nakış tokuş işleri yapanlar. Şimdi dolayısıyla gider pusulasını imzalatı, yani gider pusuyla hizmet alabileceğiniz alan son derece sınırlandı. Bir de şahsi evinde Ersin'in çok güzel bir masası var. Benim de çok hoşuma gitti. Ersin'im dedim, ya bu masayı ne olur bana ver. Peki abi dedi. Onun şahsi bir eşyasını
ne yaptım? Satın aldım. %5. Ha o zaman birinde %5, diğerinde hani 94. maddenin son faslında var ya, diğerleri bölümünde. Bu eşya ise %10, hizmet ise %10, eşya ise %5. Demek ki o zaman her şeye gider pusulası alamazsınız. Yok böyle bir şey. O bitti. Olsa da yani olmaz. Zaten iş güvenliği açısından da öyle yani. Birkaç kişi çalıştığınızda iş güvenliği açısından problemler yaşarsınız. Şimdi evet. Buyur arkadaşlar.